Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehit çocuklarına tablet ve laptop dağıtıldı. Yalnız Değilsiniz Türkiye'nin en büyük ailesi projesi kapsamında tarihi Devecihan Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı, İl Jandarma Komutanı Albay Kamuran Ersan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, şehit çocukları, eşleri ve yakınları katıldı. Törende konuşan Vali Dursun Ali Şahin, bu memleketin zor şartlarda elde edildiğini belirterek barışta ter dökmeyenlerin savaşta kan döktüğünü ifade etti. Sizin eşleri Sayın Emine Erdoğan'ın tüm Türkiye'de uygulanan bir proje, çok büyük bir proje kapsamında şehitlerimizin o sadece sivil olanların, asker, polis şehitlerinin eşlerinin, yakınlarının yalnız olmadıklarının göstergesi olarak bugün hazırlanan bu proje dolayısıyla buradayız. 2012 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen jandarma kıdemli üsteğmen Ersan Yenici'nin eşi Simge Yenici, vatan bayrak sevgisini kanıyla imzalayıp canıyla mühürleyen eşini, çocuklarını ve şehit ailelerini temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti. Şehitlerin acısını tükenmek bilmez şekilde canlarının içine gömdüklerini ifade eden Yenici, "Uğruna can verdiğimiz devletimizin özellikle de şehit çocuklarına ben arkanızdayım hissiyatını vermesi gerektiğine inanıyorum. Bu sadece sözde değil, her zaman arkasına durarak ve bunu hissettirerek yapması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu çocuklar bu bayrağın alına baba vermiş ayrıcalıklı ve özel çocuklardır ve devletin bunu yapması gerekliliği bir iyilik değil, görevi, sorumluluğu ve borcudur" şeklinde konuştu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın şehit çocukları ve aileleri için geliştirdiği Yalnız Değilsin Türkiye'nin en büyük ailesi projesi kapsamında burada toplanmış bulunuyoruz. İlk önce ben bu vesileyle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve bugün hala şehadet şerbetini içmeye devam eden şehitlerimizi rahmetle, saygıyla ve şükranla anıyorum. Eşimi 10 Kasım 2012'de Siirt'in Pervari ilçesinde şehit verdim. Vatan bayrak sevgisini kanıyla imzalayıp canıyla mühürlemiş değerli eşim, jandarma kıdemli üsteğmen Ersan Yenici'yi, çocuklarımı ve şehit ailelerimizi de burada temsil etmekten gurur duyuyorum. Şair der ki, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Biz şehit aileleri olarak bu felsefeye sığınıyoruz. Ve şehitlerimizin acısını tükenmek bilmez şekilde canımızın içine gömmüş durumdayız. Şehitlerimiz vatanımız için canından geçerken bizlere de yakıştığı üzere önce vatan dedik. Ve hala bir sürü sıkıntıya rağmen yaşamımıza devam etmeye çalışıyoruz. Şunu belirtmek istiyorum, verilmiş olan, verilecek olan, yapılması düşünülen hiçbir hak bizim kalbimizin karşılığı olamaz. Ama yüce devletimizin, uğruna can verdiğimiz devletimizin, özellikle de çocuklara, şehit çocuklarına ben arkanızdayım hissiyatını vermesi gerektiğine inanıyorum. Bunu sadece sözle değil, her zaman arkasında durarak ve bunu hissettirerek yapması gerektiğini biliyorum. Çünkü bu çocuklar bu bayrağın alına baba vermiş ayrıcalıklı ve özel çocuklardır. Ve devletin bunu yapması gerektiği bir iyilik değil, görevi, sorumluluğu ve borcudur. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş ise son bir yılda Türkiye genelinde 12.542 şehit yakınının, Edirne'de ise 36 şehit yakınının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edildiğini kaydetti. Vatanımızın birliğini ve bütünlüğüne göz diken dış güçler geçmişte olduğu gibi Balkan Savaşları'nda, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'mızda, Dumlupınar'da, Sakarya'da bu emellerine ulaşamayınca terör örgütlerini maşa olarak kullanarak ülkemiz üzerindeki oyunları oynamaya devam etmektedirler.
Ancak devletimin milletini canından aziz bilen Türk milleti, ülkemizin bağımsızlığını, huzur ve güvenliğini muhafaza etmek adına tereddüt etmeden şahane şerbetini içmişlerdir. Bizim inancımıza göre en yüksek mertebe şehitlik mertebesidir. Peygamberlikten sonra verilen en büyük ünvandır. Bugün vatanımızda hür ve bağımsız yaşıyorsak, bugün burada bu çatı altında rahatça toplanabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Konuşmaların ardından vatanı uğruna şehit düşen asker ve polislerin eşleri ve çocukları sahneye davet edildi. Şehit çocuklarına vali, garnizon komutanı, aile ve sosyal politikalar il müdürü, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü tarafından tablet ve laptop verdi.